Bir liderler açık da karşınızdayız sayın seyirciler. E, saat 22'den itibaren e, normal açıkça programımızda da yayınımız devam edecek. Konuklarımızla birlikte bizden ayrılmayın. Bu akşam liderler açıkça da Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ı ağırlıyoruz. Sayın Okuyan hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Teşekkürler. Şimdi lütfen siz de Twitter'dan haber aktif adresinden hem e, Kemal Bey'e hem de programımızın kalan kısmında diğer işleyeceğimiz konularla ilgili olarak sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı iletin sayın seyirciler. Ee, ama bir sıcak gelişmeyle e, başlayalım. Eee onun konuda e, sayın Okuyan'ın da yorumunu e, rica edeyim. E, Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan e, sosyal medya paylaşımındaki e, iddialar üzerine başlatılan bir soruşturma kapsamında e, gözaltına alındı. E, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Ercan hakkında 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremlere yönelik e, sosyal medyadan yaptığı bir e, paylaşım dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattı. Ercan soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. E, emniyetteki işlemlerin ardından e, adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. E, biz de takip edeceğiz. O konuda herhangi bir sıcak gelişme olursa sizinle Anında paylaşacağız sayın seyirciler. Ben kendisini yayından önce epey bir aradım ama her aradığımda telefonu meşguldü. Bu da son derece normal. Şu anda çok sayıda kişi onu arıyordur. Doğal olarak çok da göz önünde olan bir bilim insanı özellikle deprem gündeminde. Çok kişinin görüşüne başvurduğu bir bilim insanı. O mesaj tam olarak ne? O nasıl bir soruşturma bilmiyoruz ama nihayetinde hani böyle bir süreçte Ahmet Ercan gibi bir hocanın bu şekilde herhangi bir soruşturma ile ilgili ifadesi değil mi Kemal Bey çok rahat başka yollardan alınabilecekken gitti Bu arada bildiğim kadarıyla aslında Fatih Maçoğlu'nun da daveti üzerine hem Ahmet Ercan evet. yani Fatih böyle maçoğlu gibi. Evet, evet. Tunceli Belediye Başkanı, TKP'li Belediye Başkanı hem Ahmet Ercan hem de Nasuh Mahruki bu davetle ilgili olarak oraya gitmişlerdi. Biz Nasuh Mahruki ile programımızda birlikte olacağız saat 22'den itibaren. Ne diyorsunuz? Yani bu günlerde bir yandan da hani devlet deprem bölgesindeki iktidar daha doğrusu, iktidarın deprem bölgesindeki yetersizlikleri sık sık konuşulurken ama bir yandan da hem dayanışma gösteren sol partilere yönelik olarak, sosyalistlere yönelik olarak zaman zaman müdahale hem de işte hala bu tür şeylerin peşinde olmak. Yani bu durum nasıl değerlendiriyorsun Sayın Okuyan? Yani şimdi aslında bu tür baskılar çaresizlik ve zayıflık göstergesidir. Yani çünkü güçlü olduğunu göstermeye çalışıyor. Bir kere Ahmet Ercan'dan başlayayım. Ben de tam olarak paylaşımı görmedim. Yani programdan önce şeyi duydum. Ne paylaştıysa paylaşsın. Altını çiziyorum. Yani bir bilim insanının işte depremli, deprem gündeminde çok sık işte televizyonlara çıktı falan. Gözaltına alınmasını geçtim. Bir soruşturma konusu olması bence saçma. Yani e, dolayısıyla e, ne dediyse dedi. Çünkü Depremle ilgili bilim, bir bilim insanının bazen öfkelenmesi son derece meşrudur. İşte sinirlenmiştir. Çünkü başka bir gözle de bakıyorlar. Ya yani Onların çünkü inceleme nesnesi deprem. Ve sorumluluk sahibi her bilim insanı üzülür. Yani ortaya çıkan tabloya. Çünkü onlar depreme bir doğa hareketi olarak bakıyorlar evet. ama insanı öldüren bir şey olarak gördükleri zaman iş değişiyor tabii ki. O Bunlar yüzden bir de da göz göre göre geldiği için de hep öfkeliler bütün bilim insanları. Tabii ki yani bilim diyor ki Türkiye'de deprem olacak ve hiçbir önlem alınmıyor. Ee, onun dışında tabii giderek son günlerde artan çeşitli vesilelerle karşımıza çıkan işte Mersin'de sol partiye dönük bir şey oldu, işte Türkiye İşçi Partisi'ne dönük İstanbul'da bir saldırı oldu. Evet. Ee, biz de hafta konuşmuştuk sizinle Skype bağlantısıyla evet. AKP'nin Osmaniye'deki Şimdi Osmaniye'de yöntem değiştirdi. Onu da buradan söyleyeyim. Eee rahatsız etmeye çalışıyorlar. Çünkü biz orada semt evi açtık. Baskına uğrayan ev semt evine dönüştürdük. Mahalleli sahip çıktı. Şimdi mahalleliye trafik cezası keserek falan bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ya bu bunlar nasıl depremde acizlik ortaya çıktıysa acizlik belirtisi. Çok çok net söylüyorum. Yani bir güç şeyi değil. İşte futbol taraftarlarına tavır almak, yok statları seyircisiz oynatacağız falan. Ya bu, bu evet hani otoriter, baskıcı bir şey gösteriyor ama aynı zamanda da bir çaresizlik şeyi. Ben şunu söylüyorum, Ben bir yurttaş olarak Siyaseti geçtim. Bugün haberlere baktığım zaman işte birileri öfkeleniyor. İşte onlara dava açılıyor, gözaltına alınıyor falan. Ya da tepki veriyorlar, ya da hak arıyorlar. Bugün bir soruşturma konusu olması gereken açıklama, Savunma Bakanı'nın açıklaması. Baktığımız zaman. Yani asker nerede demek kolay uzaktan O onlara hava hoş, sınır güvenliği ne olacak Suriye ne olacak gibi bir açıklama soruşturma konusu olması lazım bir ülkede. Çünkü sonuçta güvenlik algısı ya da güvenlik kavramı bu yurttaşlarımızın can güvenliği güvenlik konusu değil mi? Yani bir ülkede yıkıcı bir deprem olacak çok geniş bir bölgede. Devletin bütün gücünü harekete geçirmesi lazım. Şimdi herhalde konuşacağız bugün. Bu görev biz e, siyasi partinin görevi olabilir mi? Ya da işte bazı tarikatlar çalışma yürüttüler falan. Mesela biz herkese şunu söylüyoruz. Aslında TKP evet yaptı bir şeyler ama bu görev de Şimdi devletin ön plana çıkan görevi tabii ki tamam sınır güvenliğine bir itirazım yok. Yani dünyada her devlet kendi sınırının güvenliğini evet. alır. Ama insanların kafasına binalar çökmüş. Orada zaten güvenlik geçici olarak ağırlık değiştirir. Odak noktasını değiştirir. Böyle böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla Savunma Bakanı'nın açıklaması soruşturma konusu olmak zorundadır. Bir itir. ayrıca bu kadar yani asıl oldu. Hulusi Akar'ın bu açıklaması mı soruşturma konusu olmadır. e, Tabii ki. Ahmet Ercan gibi bilim insanları da Tabii ki eline. dediğim gibi Ahmet Ercan'ın da elinde bir otorite yok ki. Ahmet Ercan belki de öfkelendi bir şey. Bir şey paylaşımda bulundu. Bilmiyorum doğru yanlış. Beni ilgilendirmiyor. Ama yetkili birisi. Ve günlerdir bu ülkede silahlı kuvvetler personeli niye kullanılmadı? Kullanıldı mı? Kullanılmadı mı? Dendi ki hiç yok sahadaydı. Bugün deniyor ki sahada değildi. Neredeydi? E, sınır bekçiliği yapıyordu. E, bu ülkede sadece sınırda mı askerler var? Şunu söylüyorum. Şu anda her tarafta terörle mücadele personeli var deprem bölgesinde. Asker var. Gö ve şunu yapıyorlar şu anda. İşte AKP karşıtı herhangi bir şey var mı yok mu bunu denetliyorlar. Her tarafta GBT kontrolleri yapılıyor. İşte e, bu bu personel neredeydi ilk gün? İkinci gün neredeydi? Dolayısıyla bıraksın da Ahmet Ercan'ı. Yani Ahmet Ercan elinde ne bir otorite var, ne polis var, ne ordu var, ne bir şey var. Ahmet Ercan bir bilim insanı. Çıkıyor televizyona görüşünü söylüyor. E, bu gerçekten depremde ortaya çıkan acizliğin devamıdır. Çok net söylüyor. Peki, şimdi e, hakikaten Ahmet Hoca'ya e, bu anlamda bir gözaltı işlemi herhalde Türkiye'de kamuoyunun kabul edemici bir husustur sayın seyirciler. Yani bu kadar göz önünde olan bir bilim insanına, ifadesine her türlü başvurabilirsiniz, her türlü soruşturma kapsamında. Ama gözaltı peşinden adliyeye sevk edilecekmiş. Takipçisi olacağız biz de. Biz bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Ama liderler açıkça da Kemal Okuyan'a bu sefer planladığım gündemle ilgili sorularımı yönelterek devam edeyim. Kızılay skandalı. Evet. Yani Kızılay çadır satan, konserve satan ee, ve hatta bugün Murat Ağrel'in yazısının ikinci bölümünde gördük ki e, eşyayı bile, yardım eşyasını bile e, satmış. Şimdi böyle bir durum için e, kurumun başındaki isim Kerem Kınık. Durum ahlaki, akılcı ve yasaldır diyor. Durum evet. ahlaki, akılcı ve yasaldır. Ama bunu da kamuoyunun vicdanı kabul etmiyor. E, şimdi bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz? Kızılay'ı böyle bir kuruma dönüştürmek... Neyin anlayışını ifade ediyor bize? Önce bir kere sevgili Murat Ağıreli tebrik etmek lazım. Gerçekten de çok yerinde, zamanda bir gazetecilik. Kullandığı, yani haberin kendisi öyle. Bence hazırlanışı da gerçekten çok başarılı. Çünkü şunu gösteriyor çok çıplak bir şekilde. Türkiye'de iktidara geldiğinde, ben e, tüccar siyaset yapacağım diye övünen bir siyasi partinin Türkiye'yi ne hale getirdiği yani ne çok net gösteren bir tablo bu. Şimdi Kızılay'ın ticaret yapması, bu artık Türkiye'de özel güzeldir diye yıllar önce başlayan, işte devlet e, kumaş mı üretecek? denilen ardından işte e, piyasa ekonomisine övgüler düzen bir mantığın Türkiye'ye getirdiği yer Kızılay Başkanı'nın e, bu gayet doğaldır, meşrudur demesi aslında bunun sonucu yani çok net söyleyeyim ve bence haklı çünkü hep şunu söyledik biz bu piyasa yani kar mekanizması her yere yayılır. Yani eğer biz onu baskılayıp yok etmezsek kar güdüsünü her yere girer. Hatta biz söylüyorduk işte mesela suyun paralı hale gelmesi, içme suyunun değil mi? Öyle eski bir olay değil. Alıştık artık. Yani musluktan su içemiyoruz. Havayı da satacaklar bunlar dedik. Ki bazı ülkelerde biliyorsunuz havayı da satıyorlar. Yani temiz hava satılıyor şu anda Japonya'da falan. Bu... Bir süreçti. Yardım şeyinin, işte çadırların, başka malzemelerin, işte bir yardım kuruluşu tarafından, devletin yardım kuruluşu tarafından satılması ilk bakışta gerçekten ahlaksızca bir şey. Kesinlikle ahlaksızca ama öte yandan da bu işin mantıki uzantısı bu. Her şeyi siz para konusu haline getirirseniz, iş bu noktaya gelir. Sonra da Kızılay Başkanı der ki yaptığımız şey son derece meşru, doğal. Çünkü onların doğal, normal anlayışında bu var. Buradan çıkış sadece kızılayı sorgulayarak olmaz. Kızılayı sorgulayacağız zaten sorguluyor halkımız. Ama bir adım daha ileri gideceğiz. Neden bu hale geldik? İşte o övgüler düzelen piyasa ekonomisi ya da pazar ekonomisi ya da kapitalizm dediğimiz bugünkü sistem getirdi ülkeyi bu hale. Her şey paralı. Yani. Ee, ve bu mesela meşhurluk kazandı. Dün Ankara'dan gelirken yeni yapılan bir otoyolda, yani yeni dediğim çok yeni değil ama ya neredeyse bir kilometrede bir bir gişe var. Şimdi bunlar sorgulanmadığı anda, çünkü buradan kar ediyor birileri. Ee, Kızılay daha çok çadır satar. Bunun hesabını verecek Kızılay. Çok net söylüyorum Öyle istifa falan da değil. Yani bu halkın en güç gününde o çadırları bir ticaret konusu yapan ve buna göz yuman herkes eninde sonunda hesabını verecek. Yani bu sosyal medyada bir bilim insanının bir paylaşımda bulunması falan gibi bir şey değil. Onların gücü buna yeter yani. Ama bu halkın gücü eninde sonunda bu hesabı sorar. Çok net söylüyorum. Bu ayrı ama burada duramayız biz. Türkiye'yi sürekli kemiren, yok eden bir virüstür bu. Kar hırsı. Bunu durdurmazsak yarın başka şeyler yaşayacağız. Zaten depremin de sonuçlarının bu kadar yıkıcı olmasının en temel nedeni piyasa ekonomisi. Yani mesele sadece AKP'nin beceriksizliği falan bundan ibaret değil. Hatta AKP'yi beceriksizleştiren de piyasa ekonomisi biraz. Da. Bu tüccar kafası Para getirmeyen hiçbir şeye bir kere e, hazırlık yapmıyorlar. Depremin enkazı e, para getirmiyor. Ne zaman para getiriyor? Enkaz toplama işlemi şirketler için şey. Orada devreye giriyor siyasi iktidarın otoritesi. Yani orada hissediyorsunuz ama arama kurtarma çalışması şimdilik parayla yapılmıyor. Gene halktan alınan vergilerle yapılıyor ama Enkaz altında kalan insanların henüz daha para alma yüzsüzlüğüne, ahlaksızlığına gitmediler henüz. Yarın onu da yapacaklar. Yaparlar. Biz şey yapmazsak, dünyada bazı devletlerde var. Kalp krizi geçiriyorsun, almıyorlar seni. Sağlıkta özel sağlık sigortan yoksa, hastane, para, orada ölüyorsun. Hiç fark etmez. Biz izin ver, ver şey yaparsak, göz yumarsak, böyle devam ederse, enkaz altından kurtarmak için, senin enkazdan kurtulma fonuna paranı ödedin mi diye soracaklar yakında bize. Bu kadar net söylüyorum. Peki. İzleyicilerimiz de bize yazıyor. Can Sayılgan demiş ki Kızılay'ın iştirakte olduğu şirketlerin ortaklık yapısını da incelemek yerinde olur. Bu şirketlere niye ihtiyaç duyulmuş? Hatice Hanım diyor ki iktidar bütün demir ve betonu gözaltına alsaydı provalar serbest olurdu diyor. Bir izleyicimiz demiş ki e, korkunç bir olay diyor. E, bir Mehmetçik bir de Kızılay vardı e, güvendiği diyor bu halkın. E, bu depremde Kızılay'ın tutumunu aklım almıyor diyor. Nesin Ülüç demiş ki depremde ihmalden onca insanın ölümüne neden olanların e, çadırsız e, kalmasına e, herhalde e, övgün hoca sebep oldu diye. Belki o yüzden onu almışlardır diyor. Tabii ki bu bir hicivdir izleyicimizin. Durum bu şekilde. Şimdi sosyalistlerin orada e, bir deprem dayanışması modeli herhalde önemli bir toplumsal dayanışma tecrübesi olarak da şimdiden evet. kayıtlara geçti ki bu devam ediyor. Ama bir yandan da giderek özellikle son bir haftada artan oranda engellemeler ve müdahaleler evet. olduğunu da görüyoruz. Evet. Siz de söylediniz. Sol Parti'nin dün Mersin'deki şey evet. bazı üyelerinin gözaltına alınması, geçen hafta TKP'nin dayanışma ofisine Osmaniye'de çok sayıda polisin Üstelik de çok garip bir iddiayla yani siz yardım malzemelerini alıp e, çalıp burada satıyorsunuz gibi herhalde TKP gibi bir partinin ya da bir herhangi bir sol partinin hiçbir şekilde üzerine e, yapışamayacak bir iddiayla böyle bir şeyin açılması e, işte tiplere yönelik engellemeler diğer partiler ne oluyor İktidar şunu mu görmeye başladı sizce Kemal Bey ya bir saniye belki de hiç karşılık bulamayacakları kesimlerde ciddi bir karşılık bulmaya başladı. Bu hareketin e, mensupları e, bunu engelleyelim. Sizce bu mudur e, bu müdahalenin ardındaki yatan? Ee, şimdi ben e, tabii ki yani genel olarak sola dönük bir şey var ama ben e, bir şeyin de altını çizeceğim burada, e, bunun önemli olduğunu düşündüğüm için e, Türkiye'de <laughs> 100 yıllık bir belki yalan var komünizme dair. E biz zaten TKP olarak hani bu yalanla da mücadele eden bir partiyiz. Adımız Türkiye Komünist Partisi. Şimdi bence depremle beraber ki depremden önce de başladı bu süreç. Hani komünizmin meşrulaşması ya da insanların komünistler ve komünizm hakkındaki yalanlara itibar etmeye başlaması. Şimdi bu açıdan depremde büyük bir kırılma oldu. Ve bu hiçbir şekilde bu düzenin sahiplerinin ve bugünkü iktidarın isteyebileceği bir şey olamaz. Ve çok radikal bir kırılma oldu. Yani onlara ait olduklarını düşündükleri alanlara girdik. Doğrudur. Yani son derece muhafazakar yerleşimlerde, mahallelerde, köylerde o komünizme dönük belki de hani şey ön yargılar diyelim bir anda kırıldı. Ve bu biz, bizim açımızdan bu bir e, siyasi propaganda konusu değildi. Yani bizim depremdeki harekete geçme kaygımız, tabii ki biz bir siyasi partiyiz ve yardım kuruluşu değiliz. Yani e, dediğim gibi bu işin yapması gereken şey devlet. Ama öte yandan da biz bu ülkede yaşıyoruz, bizim orada da üyelerimiz var ki kaybettiğimiz üyelerimiz oldu destekçilerimiz var, dostlarımız var, örgütlerimiz var. Biz doğal olarak bu ülkenin yurttaşları olarak enkaz altında kaldık ve o enkazın altında bir dayanışma örmeye çalıştık. Yalnızca iş enkazın altında bitmiyor. İnsanlar açıkta kaldılar ve burada şunu gördük ki artık siyasi iktidara güven yok. Türkiye Komünist Partisi bir aslında dağıtım mekanizması kurdu. Çünkü TKP'nin kendi olanaklarıyla topladığı malzemenin, gıda malzemesi, başka şeylerin belki 50-60 katı e, başkaları tarafından bize teslim edildi. Biz size güveniyoruz. Lütfen bunu yerine ulaştırın diye. O yüzden de Türkiye Komünist Partisi üzerinden bölgeye giden tırların sayısını biz takip edemez hale geldik. Şimdi TKP'nin mali olanakları sınırlı. Ee, tamam biz de kendi kaynaklarımızı kullandık ama burada bir güven oluştu halkta. Bu güvenle baş edemedi siyasi iktidar. Artı sahadaki devlet görevlileri. Hangi kurumdan olursa olsun. Ee, onlar... Gördükleri TKP ve TKP'lilerin son derece samimi, işten organize, disiplinli ve faydalı bir şekilde çalıştığını da gördüler. Dolayısıyla o ilk günlerde hiç kimsenin aklına Türkiye Komünist Partisi'ni uzaklaştırmak gelmedi. Şimdi işte bu durumu değiştirmeye çalışıyorlar. Eee... E, Şimdi çok açık artık depremin o arama kurtarma şeyi ne yazık ki bitti dönemi bitti ne yazık ki insanlarımız öldü ne yazık ki enkazların altında hala insanlarımız var e, ilk gıda ve işte giysi soğuktan korunma falan şeyindeki o ilk dönem de kapanıyor şimdi daha sancılı bir dönem başlıyor hak hukuk Evi yıkılan insanlar ne yapacak? İnsanların ikamet, barınacakları, yaşayacakları alanlar, mesele sadece kafasını sokacağı güvenlikli bir şey değil, yaşam alanı. Bazı kentlerimizde yaşamın yeniden kurulması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bizim önceliğimiz buraya kayıyor artık. Tabii ki biz dayanışma şeyini devam ettiriyoruz. Hala e, gıda yeterince gıda gitmeyen köyler var. yani çok, Bu da çok enteresan. Mesela biz bu düzeni Ezbere biliyoruz bu düzenin zaaflarını. Bu siyasi iktidar da biliyoruz. Yine de şaşırıyoruz. Nasıl oluyor diye. Yani işte gidilmeyen köyler var. Bu yani akıl şeyle açıklanabilecek bir durum değil. Buna devam edeceğiz. Ediyoruz. Ama şimdi yavaş yavaş biçim değiştiriyor bizim faaliyetlerimiz. Öte yandan da biz bir siyasi partiyiz. Ve insanlarımıza bir yandan el uzatırken bir yandan da şunu diyoruz bir daha enkaz altında kalmamak için bazı şeyleri artık ses çıkarmamız lazım. Hem hazırlanmamız lazım. Çünkü örgütlü insan enkazın altında kalır gene ama mücadele eder. Bir çıkış yolu arar. El ele tutuşursak. Bir bunu söylüyoruz. İkincisi de bazı şeyleri değiştirmek için harekete geçmemiz lazım. Değiştirmemiz gereken şey de işte biz yurttaş sözü diye bir şey başlattık bir imza kampanyası başlattınız. İmza da değil sadece çünkü toplantılara başlıyoruz. Yani her yerellikte, köyde, mahallelerde toplantılara başlıyoruz. Sözümüz çok basit. Yani ben artık insanlar şunu demeye başladı: Ben devletçi, planlı bir ekonomi, laik bir ülke, bağımsız ve egemen bir ülke istiyorum. Bu kadar basit. Bunun da kuralları belli. Yani NATO'dan çık, yabancı askerleri defet, üstleri kapat, yabancı üstleri. Tarikat ve cemaatleri dağıt, eğitim sistemini layık hale getir, planlı ve devletçi bir ekonomiye geç, bütün temel sektörlerde de devletleştirme. İnsanlarımız bunu kabul etmeye başladı, tek çıkış yolu bu demeye başladılar. Niye insanlar devlet neredeydi diyor? Şimdi devlet neredeydi meselesi asker, polis meselesi değil. Devlet zaten ekonomiyi teslim etmiş her şeyi. Yani piyasaya teslim etmiş. Piyasanın olduğu yerde yani bunu tekrar ediyorum ama piyasa kara yönelir. Kar yoksa gitmiyor işte oraya. Dolayısıyla devlet nerede sorusunun şeyi aslında karşılığı bu. Sermaye ilgilenmez arama kurtarmayla. Sermaye yardımla ilgilenmez. Sadaka ile ilgilenir. Çünkü sadakayla toplumsal dayanışma arasında çok temel bir fark var. Sadaka bir lütuftur. Enkazın altında kalan insanlara devletin en uzatması lütuf değil, görevdir. Yani kamu görevidir. Arada çok büyük bir fark var. Para dağıtıyorlar ya. Bu ne? Kimin parasını kime veriyorlar? Bu, bu a, a, yani çirkinlik ötesi bir şey. Ben bir insan olarak ağrıma gidiyor ya. Bir ülkede, bir devlet, otorite bu ülkede halkın devleti bu saçmalıklara giremez. Yapacağımız iş çok basit ya. Yani. Bir sel mi oldu? Öncesinde önlem alınacak. Deprem mi oldu? Öncesinde önlem alınacak. İnsanlar sağlıklı evlerde oturacak. Ama diyelim ki bazı evler yıkıldı. Devlet tıkır tıkır işleyecek. Öyle yardım kuruluşu falan filan hiç gerek yok. Ne olacak ki? Geliyorum dedi bu. Yani iki yıl önce İzmir'de bir deprem oldu. Bir iki mahalle etkilendi. Gene ölenlerimiz oldu ama büyük bir kentte az hasarla atlattık. İyi ki öyle atlattık. Ne yazık ki insanlarımız öldü gene. Bas sağlığı diliyorum. Ama orada anladık ki güçlü bir yıkımda insanlarımızı çaresiz bırakacaklar. Biz TKP olarak o yüzden hazırlıklarımızı arttırdık. Yani deprem bölgesi biz kendi arkadaşlarımızı koruyacağız, mahalleliği koruyacağız, yurttaşlarımızı koruyacağız. Yani bu yüzden de bir hazırlık yaptık. E bizim yaptığımız hazırlığın mislini yapabilecek bir devlet. Hazırlandık, hazırlandık. dedi. E biz sahada görmedik ilk günlerde. Yani, bunu, bunu Cumhurbaşkanı itiraf etti. Başlangıçta bölgedeki çalışmalar, müdahaleler... Bu konudaki yetersizlikleri eleştirenlere yönelik çok sert bir tepki gösterdi evet. e, iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatta Kızılay'a yönelik çok spesifik olarak e, adiler, namussuzlar, eleştirenlere yönelik olarak böyle laflar etti. E, fakat e, birkaç gün sonra bu kez de kendisi itiraf etti. bir İlk birkaç gün e, yetersiz e, kaldık. Tam arzu ettiğimiz gibi bir e, çalışma e, yürütemedik diye bu bir itiraf e, diye okunabilir. Ee, şimdi hal böyleyken yani eleştirilere bu kadar sert e, yanıt verirken hakarete varan bir şekilde e, bunu söylemek ve bunun karşılığı ama sadece bir helallik istemek. Yani e, bir hesap verme, bir bedel ödeme değil sadece evet. e, o konuda helalliğinizi istiyoruz diyerek e, bu konuyu geçiştirme çabası TKP siyaset açısından nasıl okunabilir? Şimdi tabii e, bunu demek zorunda kalması biraz da kendi seçmenin, AKP'nin seçmeninin de yoğun olduğu bölgelerde büyük bir tepki var. Yani şimdi işte hem kendi gözlemlerimi söyleyeyim, hem de partinin bütün örgütlerinden raporlar geliyor. şey yapıyoruz. Bir de zaten hani medyadan, sosyal medyadan da takip edildiğinde ortaya çıkıyor. AKP seçmeni ve MHP seçmeninde büyük bir tepki var. Şimdi dolayısıyla bu tepkiye sadece ve sadece işte böyle hakarette varacak şeylerle yanıt vermek bir noktadan sonra uyarılmış olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü her ailede ciddi kayıplar var. Ve şimdi insanların öfkesiyle oynanamayacak kadar derin acılar var. O yüzden de sanıyorum uyarıldı birileri tarafından yapmayalım böyle diye. Dolayısıyla yapabilecekleri tek şey zaten yine dinsel ritüellerle yani o muhafazakar toplumsallığa seslenerek işte helalleşme şeklinde. Bu konu bir helalleşme konusu olamaz. Yani bu bir toplumsal şey. Yani bir siyasi iktidar helallik isteyemez. Toplumsal bir şeyde. Kendi görev alanına ilişkin helallik olur mu? hesap verilir. E, bu ama bunlar hesap vermediği bir şeyleri yok zaten, kültürleri yok, hiçbir şekilde yok. O yüzden de hani TKP açısından mesele e, yani artık şaşırtıcı bir şey değil. E, biz e, laiklik derken e, biraz da bu siyaset kültürünü kastediyorduk. Yani e, siyasette Kullanılmaması gereken kavramlar var. İnanç, insanların bireysel özgürlüğüdür. Yani helalleşme falan, gündelik şeylerde, birbirimizle ilişkilerimizde falan kim ne istiyorsa kullanır. Ama devletin dili, dili böyle olmaz. Devletin dili, e, hani e, şunu kastetmiyorum. Devlet görevlileri dinsiz olmak zorunda diye bir saçmalıktan söz etmiyorum devletin dilinden söz ediyorum. Siyasetin dilinden söz ediyorum. Burada helalleşme ne demek yani? Yani e, e, ya da e, işte bir insanın cenazesinde nasıl bilirdiniz diye sorulur. Bunu mu yapacağız yani biz toplumsal e, olaylarda? O yüzden de e, bence kontrolden çıktı bu siyasi. Yani. TKP'li avukatlar galiba suç duyurusunda da bulundu evet. Erdoğan'dan başlamak evet. üzere evet. sorunlar hakkında. Nilüfer Tekin diyor ki, komünistlerin deprem bölgesinde yaptıkları yardım propaganda değil, fıtratları budur diyor Nilüfer Tekin. Bir izleyicimiz diyor ki, Teoman Arcak, Kemal Bey'in piyasa ekonomisinin mantığına ilişkin yorumuna katılıyorum. İçinde bulunduğumuz durum maalesef tam da bu mantığın ürünüdür diyor. E, Sibel Bilge, TKP'nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalara, polis müdahalesine çok öfkeliyim diyor. E, yine e, bir izleyicimiz e, üniversiteleri kapattılar diyor. Sadece 11 il değil, 81 il ve 85 milyon mağdur oldu. E, onlardan da mı e, helallik isteyerek sıyrılacaksınız diyor bu hatalarınızdan. Şimdi bugünlerde bir de Kemal Bey tribünlerden hükümet istifa evet. sloganları yükseliyor ve bu konuda da sanki o tribünleri e, o protestoları bastırma görevi sanki Bahçeli'ye ver, verilmiş gibi çünkü o öncülük etti. Evet. Önce o bir tweet attı ve deprem sürecinin tek istifasını gerçekleştirdi. Evet. Beşiktaş'tan yani istifa. istifa etti. Ve fakat Beşiktaş Disiplin Kurulu bir üyesi bugün yaptığı bir açıklamada zaten bir süredir e, Üyelik aidatını yatırmadığı için zaten üyeliğin düşmüş olduğunu da e, belirtti. Şimdi, e, bay efendim nasıl e, futbola siyaset bulaştırırsınız? Bay efendim e, biz işte böyle bir dönemde milletçe hep dayanıştığımız bir dönemde siz neyin peşindesiniz? Hatta AKP'ye arka çıkan e, birkaç kulüp, o kulüplerden birinin ifadesinde <laughs> protesto bulunanlara ilişkin zillet ifadesi, çok ağır ifadeler kullanıldı. İktidarı korkutan ne o tribünlerde? Yani korkutan ne çok açık. Şimdi ben burada birkaç unsur var. Yani bu konuyla ilişkin söylemek istedim. Bir kere hükümet istifa sloganı ya da sözü. Bunun bir suç konusu yapılmak istenmesi yani olacak iş değil. İstediğiniz yerde, istediğiniz şekilde sokakta, tribünde, yemekte, bir kahvede, bir programda hükümet istifa diyebilirsiniz. Hükümet istifa, ben geçen nerede söyledim bilmiyorum ama olabilecek zaten bu hükümete dönük en nazik ifade. Çünkü gene inisiyatifi ona bırakıyorsunuz. Yani hükümet istifa derken sen istifa et diyorsunuz. Şimdi bundan daha nazik bir ifade olamaz. Buradan da tekrar ediyorum. Yani şu anda TKP hani illa hükümet istifa diye bir Strateji uyguluyor, uygulamıyordan bağımsız olarak ama bunu suç olmaktan çıkarmamız gerektiği için tekrar ediyorum, hükümet istifa, yani buradan kameraya bakarak hükümet istifa diyorum, böyle bir suç olmaz. Ee, siyaset yapmak suç olamaz. İsterseniz türbünde bağırırsınız, hakaret etmediğiniz sürece. Ee, dolayısıyla bu bir gerçek bir zafiyet. Yani zayıflık belirtir. Hiç hiç tartışmasız, korkuyorlar. Tribünleri kapat, okulu kapat. E, ee, i̇şin bir boyutu bu. Şimdi iki, ikinci boyutu ee, siyasetin alanı ile ilgili. Şimdi bu siyasi iktidar siyasetin profesyonel bir uğraş olduğunu ve sadece sandıkla ilgili olduğunu empoze ediyor. Israrla. Şimdi siyaset bize göre yaşamın kendisidir. Yani ee, çok geniş her sorun aslında o, eğer bir şeyi değiştirmek istiyorsanız e, 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 siyasi otoriteyle ilgilidir, bağlantılıdır. Ve siyasi otoriteye karşı olursunuz, onu desteklersiniz, ülkeyi değiştirmek istersiniz. Bunların hepsi siyasetin konusu. Her yerde yapılır. Siyasete yasak getiremezsiniz. Şimdi bunlar okulda siyaset olmaz diyorlar değil mi? kışlı da olmaz diyorlar. Kışlada sürekli siyaset yapılıyor Türkiye'de. Kaç tane darbe geçirdi Türkiye? Darbe ve darbe girişimleri değil mi? Hani siyaset yoktu? Hüs e Akar, Savunma Bakanı siyaset yapmıyor mu? Hani kışlaya siyaset girmiyordu? İstediği gibi, istediğine çakıyor, ediyor. Hiç susmuyor, hep konuşuyor. Türkiye'de en çok konuşanlar hep üst düzey subaylar oldu şimdiye kadar. Ee, Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir katıldığı etkinlikte muhalefete yönelik, evet, aynen, alkışladılar, yönelik bir söylemini falan. kuvvet komutanları alkışlamıştı. Ha, siyaset kime yasak? Silah altına alınan erlere yasak. Ya da daha aşağı kademelere yasak. Orada yapılmayacak, okulda yapılmayacak, türbünde yapılmayacak. İşlerine geldikleri zaman sporu istedikleri gibi kullanacaklar siyaset için. Ama işlerine gelmediklerini yok siyaset yasak. İşçiye yasak. Hakkını arayan işçiye sen siyaset yapıyorsun diyorlar. Ya geçenlerde bizim dayanışma çalışması yürüten arkadaşlarımıza bir polis memuru gelmiş. Siz iki tane pet şişeye su dağıtarak devlet, devleti aciz mi gösteriyorsunuz demiş. Yani... E, dolayısıyla Siyasetin alanını gerçekten de tamamen daraltmaya dönük bir çaba var. Bunun reddedilmesi lazım. Yani şunu herkes bilsin, siyaset her yerdedir zaten. Siyaset her yerde yapılır. Herkesin yapmaya hakkı vardır. Seçimden seçime yapılmaz. Bir hükümetin istifasını istemek suç değildir. Hükümetin, bir hükümetin... istifasını isteyenler bu kulüpler tarafından neden siz devletinizin ve milletinizin yanında değilsiniz diye suçlanıyor Kemal Bey. Anlayabiliyor musunuz onu? Hayır. Yani bu, böyle bir talep olur mu? Yani e, insanların zorla bir şeye biat etmesi diye bir talep olabilir mi? Bir şey daha söyleyeceğim e, sevgili Gökmen. Bu daha önce de çok gündeme geldi. Buradan bir suç çıkarmaya çalışıyorlar. O suç da ne biliyor musun? Hükümeti yıkmaya çalışmak. Şimdi bir hükümetin hatta bunu seçim yoluyla yapmaya kalkışmak evet. gibi bir takım söylemler var. Şimdi tekrar yani sandıkta hesaplaşırız deniyor ya tamam sandıkta da hesaplaşılır. Ama bir iktidarı değiştirmenin tek yolu sandık değildir. Bir iktidar hukuk yoluyla da değişir. Bir iktidar toplumsal bir tepkiye dayanamaz istifa eder. Bu da mümkündür. Yani ille sandıkta değişecek bir iktidar bunun sandık dışındaki bir şey, bir protesto gösterisi falan, efendim masum gösteriler tamam ama hükümeti yıkmaya çalışıyorlar. Hükümet istifa demek, hükümetin değişmesini talep etmek. Niye suç olsun ya? Böyle, böyle bir siyaset kültürü olabilir mi? Yani e, aa vay efendim işte sen işte ağaçları koruyorsun ama sen aslında ağaçları korumuyorsun. Ağaçları korumak masum, çevre şeyi masum, hükümetin değişikliğini istemek masum değil. Hayır efendim ya masumiyet aramıyoruz ki biz zaten. Yurttaşlık görevidir. Bu depremdeki performansı, bu siyasi iktidarı değiştirilmeye hak ediyor zaten. Bu bir yurttaşlık görevi. Yani şey demiyorum insan hakkıdır bu falan filan demem. Görevidir yani. İnsanlarımız öldü. Ne diyeceğiz biz? İyi ki geciktiniz iki gün. Ya da ya geciktiniz ama e, boş verin ya. Biz olur. yine de sizi seviyoruz. Devam edin. Geçtiğiniz Bunu mu diyeceğiz? Ama olur böyle şeyler, böyle büyük felaketlerde. Bu da olur mu diyeceğiz? Bir sıcak gelişme daha var evet. Sayın Okuyan. E, bu görüntüde e, yeni düştü. Elbistan'da bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, e, Elbistanlılarla tartıştı. Süleyman Soylu ve Mahir Ünal Elbistanlıları sakinleştirmeye çalıştı. Onu bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? E, bu da evet yeni bir gelişme, bir bakalım. Geldi. Devlet Bahçeli babamızın ismi. Konuşma yapacağız. Konuşma yapacağız. Ya arkadaşlar sakin olun. Susun, susun. Arkadaşlar sesinizi duyun. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabot etmeye yani, hakkımız yok. Yani. Sessizlik ya. olacak. Aynen. Hep bağırın gitsin. Endişe. Hadi bak. Devlet Bahçeli Şimdi bakın Elbistan'da MHP lideri Bahçeli e, oradaki e, kişilerle tartışıyor e, ve kullandığı ifade sabote etme hakkınız yok. Sessizlik olacak. Bir daha bir izleyelim. Zaten kısa bir görüntüydü. İyice bir idrak edelim. Bir daha izleyelim. <laughs> ve diğer yetkililerin burayı ziyaretinizi sabote etme hakkınız yok. Sesinizi bağlayacak. Aynen. Hepsi bağırın için, endişe Evet. Şimdi bölgede hele böyle bir acının yaşandığı bir bölgedeki insanlara bu muameleyi ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ee, ama hani bir azarlama ve sessizlik olacak şeklindeki bir bakış bu ne ifade ediyor Sayın Okyan sizce? Ya şimdi böyle bir şey varsa şey, bıraksın gitsin. Yani bu acılı insanlarla kavga etmenin şeyi yok ama buna alışmış durumda, azarlamaya alışmış durumda. Sürekli, azarlamaya alışmış durumdalar. Yani ne ne diyeyim bu görüntüleri? Ee, evet sayın seyirciler, sonuçta hani bölgede zaman zaman başka siyasetçiler de bazı tepkilerle karşılaştılar ama henüz böyle bir şekilde evet. e, bir tavır e, koyan görmedik. Aslında evet. bir bakana dönük yönelik. çok sert bir tepki oldu. Öyle Tabii. mi? Tabii. Ben kaçırmışımdır belki. İlk yok. depremin birinci ya da ikinci günü. İyi. Evet, bunu saat 22'de açıkçada da konuşuruz. Ee, ama liderler açıkçanın dilimi e, bitmeden sormak istediğim iki konu daha var. Onlardan birisi e, bugünlerde liderler açıkçada e, ağırladığımız liderlere doğal olarak önce deprem gündemiyle başlıyoruz. Evet. Ki o da siyasetle ilgili yani o siyasi evet. değil anlamında söylemiyorum. Ama daha o bildiğimiz e, siyaset kor anlamıyla, çekirdek anlamıyla o siyaset ilişkin sorularımız da olacak. Onlardan birisi seçim yaklaşıkça her partinin ya da her ittifakın nasıl bir tutum e, sergileceği daha çok merak ediliyor. E, yani nihayetinde TKP'nin siyasi anlayışının, e, dünyaya e, bakışının hani Millet ittifak Altılı Masa bundan çok farklı olduğunu biliyoruz. Kamuoyu da e, bunu biliyor ama... Sizin şöyle bir sözünüz de olmuştu. E, tam olarak bu şekilde değilse sizi lütfen düzeltin ama ben e, yaptığım araştırmalarda bu şekilde beyanınızı gördüm internette. Biz Millet İttifakı'na destek olmayacak bir biçimde Erdoğan'ın kaybetmesinin yolunu bulacağız. Evet. Biz Millet İttifakı'na destek olmayacak bir biçimde ama Erdoğan'ın kaybetmesinin yolunu bulacağız. Evet. O yolu buldunuz mu açar mısınız şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere evet deprem gündemim var. Bugünden bu devam edecek zaten. Bu bu acı bitmez ama acıyı ben hep söylüyorum. Acı bir duygudur. Bu acıdan bir öfke de çıktı. Ama bir de umut çıkarmamız gerekiyor. İnsan çünkü umut olmadan mücadele edemez. Umut olmadan ayağa kalkamaz. E şimdi dolayısıyla önümüzde görevlerimiz var. O görevlerde de işte basit olarak sandık hesapları değil, bu ülkeyi devletçi, planlı, demin söylediğim işte layık, bağımsız, egemen bir ülke haline getirmek gibi bir misyonumuz var. E ama bu tabii ki seçimlere de bu gözle bakıyoruz. Şimdi bu ülkede bir kere artık gördük ki, zaten biliyorduk ama deprem bize şu gerçeği gösterdi. Plan yaparak, takvime bağlayarak siyaset yapam yapamıyorsunuz. Yapmamalısınız. Her gün dengelerin değiştiği. Şimdi deprem e, çok büyük bir kırılma yarattı ama yalnızca yeryüzünde olmadı o kırılma. Hani nasıl ışık çıktı falan diyorlar. E, tabii bir enerji çıktı. O Türkiye'nin siyasal ve ideolojik ayarlarını da kırdı. Şimdi yeni bir durum var. Yani e, Türkiye'de işte siyasi iktidarın desteği, itibarı ciddi bir şekilde azaldı. Türkiye'de sol komünizm bir meşruiyet alanı açıldı. Öncesine göre daha yüksek bir şeye sahip oldu. Şimdi yeni bir durum var. E biz bunu yok sayamayız. Yani niye yok sayalım? Ortada bir gerçek var. İnsanlar gördüler. Yani işte komünistler, solcular, devrimciler nasıl hayata yaklaşıyorlar? Yurda nasıl yaklaşıyorlar, ülkeye nasıl yaklaşıyorlar. Dolayısıyla e, bunun siyasal bir enerjiye de dönüşmesini sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'de bu bizim mesela yurttaş sözü, evet TKP bunu söylüyor ama TKP'den ibaret olmayan bir gücü aslında temsil ediyor. Ee, mesela biz biliyoruz ki onun arkasında duracak başka siyasi güçler, partiler de var. Şimdi biz bir ittifakın parçasıyız, sosyalist güç birliği. Ama bu deprem artık bizi daha iddialı, daha büyük açılımlara zor, zor, zorluyor. Yani ülke çünkü çok şey durumda. Burada bir şey yapmayacağız aslında parti olarak. Biz… Bu deminden beri saydığımız ilkelerde milim kıpırdamayız. Bunların hepsi bizim için yaşamsal. Öyle lafta da değil. Yani işte Türkiye'de işte neoliberalizm işte Türkiye'ye kötü. Neoliberalizm falan değil mesele. Adını koyalım ya. Piyasa ekonomisi, kapitalizm. Bununla hesaplaşacağız. Laiklik öyle sözde mözde değil. Efendim iyi tarikatlar da var değil. Hayır, tarikatlar, cemaatler dağıtılacak. Bağımsız bir ülke olacağız. Ama efendim işte NATO Batı ittifakından çıkarsak da şöyle olur. Hayır, hayır. Türkiye bağımsız bir ülke olmalı. Bunlardan taviz vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Asla. Ama bir sonraki hamle o zaman ne tamam. olacak? Ş şunu söyleyeceğim. Demek ki biz bunları savunanları hızla bir araya getirmek zorundayız. Bu seçim öncesinde. TKP bunun için çabasını daha da yoğunlaştıracak ve daha cesur ve yapıcı olacak. Altını çiziyorum. Peki o zaman şu hatırlatmayı yaparak evet. sayın okuyan size bırakayım yorum yine. Bir süre önce HDP Eski Eşkenel evet. Başkanı Demirtaş'ın bir mesajı oldu orada. o benzer bir tema en azından algılayabiliriz onun beyanında. Yürü emek ve özgürlük ittifakı, evet. Yürü sosyalist güç birliği yani TKP'nin de evet. içinde yer aldığı sol parti, Türkiye Komünist Hareket Devrim Partisi, Devrim Hareketi, Yürü Millet İttifakı, Yürü Bay Kemal yan yana yürüyün şeklinde bir açıklama bu açıklamayı da yorumlamak isterseniz bu unsurda hatırlatmış olayım. Buyurun tabii, devam edin lütfen. Tabii ki. Ya şimdi Sayın Demirtaş'ın e, dileği, açıklaması kendi görüşüdür. E, ben e, bu tarz bir bir ardalın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi Erdoğan'ın yeniden seçilmemesi için elimizden geleni yapacağız ya da Erdoğan'ın yeniden seçilmesine yardımcı olmayacağız diyen bir partiyiz. Bu ayrı ama öte yandan. bu demin saydığımız ilkelerle hiç bağdaşmayan ya da demin saydığımız ilkelere ilişkin tutarsız pozisyonu olan hiçbir siyasi güçle önümüzdeki dönemi birlikte öremeyiz biz. Şunu iddia ediyoruz. Bu konuda samimi olan güçler yan yana gelseler, bugün Türkiye'deki siyasi dengeleri değiştirecek kadar büyük bir güç oluşturur. Toplumda böyle bir istek var. Ama hiç kimse TKP'den soyut bir birliğin parçası olmasını beklemesin. Biz Türkiye Komünist Partisiyiz. Ne laiklikten, ne devletçili ve planlı bir ekonomiden, ne bağımsız ve egemen bir ülke fikrinden hiçbir taviz vermeyeceğiz. Peki son sorum. Çok son sorum burada. Bir şekilde Erdoğan'a kaybetmesi yani evet. millet İttifakı'na destek olmayacak ama Erdoğan'a kaybettirecek bir yol bulacağız sözünü şu şekilde somutlarsam ne dersiniz? yani ortak cumhurbaşkanı adayı örneğin Kemal Kılıçdaroğlu olması durumunda eee tavrımız ne olur? Bu yolu bu yönde Belki de Türkiye'de demin saydığımız ilkeler etrafında bir ortak cumhurbaşkanı adayı çıkacak belki de. Biz hala bunun yollarını arıyoruz. Eee dediğim gibi TKP rahatlıkla bir aday çıkartabilir. Biz bunun ortak yapılmasını istiyoruz. Ha, o aday ikinci turda karılır mı, kalmaz mı onu görürüz. Ama sonuçta biz ilk turda ya da ikinci turda Erdoğan'ın kazanmasına istemeyerek de olsa yardımcı olacak bir pozisyona girmeyeceğiz. Bu kadar söylüyorum. Yani şu anda hala Kılıçdaroğlu olursa aday destekler misiniz sorusu yanlış. Bir kere bizim ifademiz destek değil. Çünkü destek başka bir şeydir. Kefil olmaktır. Biz Millet İttifakı'nın herhangi bir adayına kefil olamayız. Çok net söylüyorum. Çünkü o masada Kızılay'ın çadırları satma felsefesi var. Peki o zaman Erdoğan'a kaybettirecek yoldan kastınız ne? Şu çok net söylüyorum. Bir seçim sandığında İki turlu üstelik de olma olasılığı olan bir seçim şeyinde bir noktaya geldiğinde ve karşımıza iki aday çıktı diyelim. Birisi Erdoğan, birisi de bizim adayımız değil. Bizim yapacağımız bellidir diyor. Çok ekstrem bir gelişme olmazsa. Ama bu bir destek değildir. Tekrar ediyorum. Millet İttifakı'nın çıkaracağı kim olursa olsun Türkiye Komünist Partisi kefil olmayacak. Ve bu halka diyeceğiz ki çözüm orada değil. Ama Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor. Kendiniz görün çözümün orada olmadığını. Belki de bunu diyeceğiz ama şu anda daha ortada bir tane aday var değil mi? Erdoğan. Hatta o da kesin değil. Daha seçim takvimi resmen açıklanmadı. Dolayısıyla biz de görüşmeler yapıyoruz dostlarımızla. Birlikte hareket etmek istiyoruz. Kimle birlikte hareket etmiyoruz? İşte bizim ilkelerimizle aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyen samimi bir şekilde, tutarlı bir şekilde güçlerle. Bu güçler yan yana geldiğinde Türkiye'nin dengeleri değişir diyoruz. Belki de bir anda insanlar Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın dışında bir tartışmayı başlatırlar. Bu güçler yan yana geldiğinde. Şu anda böyle bir hava var toplumda. Biz bunu değerlendirmek istiyoruz. Yoksa işte ya hepimiz mahkumuz Kemal Bey ya da Millet İttifakı'nın adayını desteklemeye. Ben bu tartışmayı yer zamansız henüz buluyorum. Zamanı geldiğinde biz ne yapacağımızı göstereceğiz. Yani Peki. asla ve asla tabii ki Erdoğan'ın yeniden kazanmasına yardımcı olacak bir pozisyonumuz olmayacak dedik. Ama bu bir destek açıklaması değil. Peki. Evet, liderler açıkça da bu akşam Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la birlikteydik. Sayın Okuyan çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim ve buradan tekrar söylüyorum, bütün Türkiye için söylüyorum. Hepimizin başı sağ olsun ve hepimizde geçmiş olsun. Bir daha enkazın altında kalmayalım. Ve enkazın altında kalmamak için yapılması gerekenleri yapalım, lütfen. Peki. Efendim bizden ayrılmayın, birazdan saat 22'den itibaren... Hukukçu Salim Şen, CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem, Sözcü Sizler Aytun Çerkin ve uzaktan bağlantıyla da Akut Vakfı Başkanı Nasuh Maruki ile birlikte açıkça iyi gerçekleştireceğiz. Birazdan buluşalım.